Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 19'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve görmüş olduğunuz gibi evet böyle hayvanlarımız vesaireleriniz her şeyimiz var. Size şöyle ufaktan haritadan göstereyim. Biliyorsunuz 3 ve 19. tarlayı satın almıştık ve ben bugün birinci tarlayı satın aldım. Çünkü birinci tarlada hiçbir şey ekildi değil. Ondan dolayı birinci tarlayı hemen satın aldım. Hatta şöyle gidelim birinci tarlaya doğru. Sizlere de göstereyim hemen tarlanın olduğu yeri. Bugün arkadaşlar hayvancılığa başlıyoruz. Yani hayvancılığa başladık zaten bildiğiniz üzere ineklerimizi vesairelerimizi yapmıştık. Görmüş olduğunuz gibi ben buraları işte biraz önce hasatını vesaire yaptım. Kirecini attım ve kireçte bekletiyorum. Ondan sonra da gübresini vesaire atıp nitrojen değerini vesaire her şeyini yükselteceğim. 2 numaralı tarla burası, 1 numaralı tarla da burası arkadaşlar. 1 numaralı da çimen ekili. Yani burada hiçbir şey ekili değil. Buranın sahibi benim. Buraya arkadaşlar tavuk çiftliği kuracağız. Ben çok güzel plan yaptım. Buraya 4 tane tavuk çiftliği kuruyoruz. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda farklı hayvanlar aldığımız zaman da bu kısmını kuracağız. En köşeye de arkadaşlar sudur, garajdır vesaire o tarz şeyleri kuracağız. Hemen hızlıca arkadaşlar sizlerle beraber şöyle tavuklarımızı alalım. Bugün arkadaşlar tavuk çiftliği kuracağız. Yani 4 tane tavuk çiftliği kurmak istiyorum. Haritanın en köşesine gidebiliyoruz. Daha köşeye gidemiyoruz. Şöyle bir. Ne yapayım? Şöyle iki. Şöyle 3, şöyle de 4. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 tane tavuklarımızı aldık, tavuk çiftliği. Yani bir dahakinin de bu sıraya dizmeyi düşünüyorum. Şu bölge boş kalıyor ya, bu bölgeye de arkadaşlar farklı farklı şeyler düşünün. Ben videoya girmeden önce biraz böyle oyunu kaydetmeden biraz denedim. Çok güzel oldu. Ya aslında şuraya 5.'yi de alabiliyoruz da o çok tepede kalıyor ve burayı çok bozuyor. Ondan dolayı hiç gerek yok zaten. Hayvanlarda biliyorsunuz bunları ben peyraz moduyla birlikte tekrardan güzelleştireceğim. Sizlere en son halini videonun bitişine doğru göstermiş olacağım. Yani bunları falan videonun bitişinde yapmış olacağım. Orada videoyu durdururum. Ben kendim güzelce düzenlerim işte yol vesaire her şeyini çizerim. Ondan sonra sizlere gösteririm. Ya videonun sonunu bekleyin mutlaka. Tamam, öncelikle hayvanlarımızı satın alalım mı? Hadi öncelikle hayvanlarımızı satın alalım. Yani kaç para var? 69 para var. Hatta şöyle de göstereyim. Soya fasulyesini abi tavan yaptım. 100 bin litre doldurdum ve başka da nereye doldurdum? Şöyle göstereyim hemen. Buradaki tren garajını da tren diyorsun ya öyle söyleyeyim. Tren garajı diyeyim yani. Tren garajımız var ya burada. Oraya da doldurdum abi çünkü yetmedi. Yer yetmedi. Hiç şey yapamadım. Hemen şöyle tekrardan gidelim. Tavuklarımızı satın alalım. Kaç tane tavuk satın alacağız? Horoz da satın alalım. 40 tane tavuk alsak, 10 tane horoz alsak olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ...3250'lik alacağız. 350. 3250'lik. Hepsini alalım abi. Oo, fazla oldu. İlk baş 50'şer taneyle başlayalım abi. Ondan sonra artık yavaş yavaş dolar. Ondan sonra yavaş yavaş zaten biliyorsunuz tavuklar biraz fazla hızlı ürüyor. Ondan dolayı tavuklarda 50 tane oldu mu yeterli. Zaten ineklerimiz de 50 tane var. Onayla ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
650'likte horoz alacağız. Hemen şunları alalım. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Ben sizlerle beraber konuşmaya. Bu arada arkadaşlar ineklerimizin ben hepsini yemlerini her şeyini hazırladım ama şeyimiz çok ya söyleyiver. Böyle ineklerimiz, vesairelerimiz, her şeyimiz burada. Onu da şuradan kontrol edelim. Hatta buradan değil, buradan kontrol edelim. Oo, inekler ta aşağıya gelmiş. Abi görüyorsunuz temizlik 94, suyu full, samanı full, tam karışık tayarını full yaptım. Rotunu full yaptım, çimenlerin her şeyini full yaptım. 50 tane ineğimiz var şu anlık. Üretkenlik vesaireler, onların saatleri nedense gözükmüyor. 39 bin litrede sütümüz var. Sütü biriktireceğim. Sütü en son sizlerle beraber satacağız. Buraya da görmüş olduğunuz gibi ilacımız, vesairemiz, her şeyimizi yaptık. Şimdi ne yapalım? Tavuklarımız ne istiyormuş? Temizlik, buğday, arpa. Buğday veya arpa istiyormuş. Tamam, ben tavuk yemi aldıydım zaten. Onu böyle aracımızla hemen boşaltmaya gidelim. İnşallah yeter. Bir araba dolusu aldım. Abi arada bir takılıyorsun da. Normalde senin buradan çıkmak zorunluluğun var, biliyorsun değil mi? o zaman biz tavuklara su vermeyeceğiz mi ya? Tavukların suyu yok herhalde. Harbiden ha. Tavuklara su vermiyoruz. Tavuklar o zaman bizi çok fazla yormayacak. Yani onu anlamış olduk. Yani ilerleyen zamanda bir daha hayvanlara geçeriz. Farklı farklı hayvanlar deneriz. Zaten ineği yaptık. İneği yapıyoruz zaten. Tavuklara başladık. Ondan sonra atla neye başlayacağız? Kuzuyu abi. Kuzuyu çok yapmam lazım. Bu da çünkü çok güzel var. He, ondan sonra şey yapacağız. Tavuklar için palet olup gelmemiz lazım şimdilik. Hatta kaç tane alacağız onu da bilmiyorum. Hatta bir tane de dorsal alalım ya, bankadan biraz para çekelim. Zaten bankaya baya baya borcumu kapattım çünkü ana bir saniye. Nereye takıştın lan sen? Oğlum burada yol vardı. Allah Allah, dur şuradan aşağı ini veren bari arkadaşlar. Abi arabaya bak, her yerde tokuşuyor ya. Oğlum bizim burada yol olması lazım ya. Ben öyle hesapladıydım. Ve ondan dolayı geldim. Evet, şöyle hemen. İnşallah çok fazla almaz. Çok fazla alırsa bu sefer biz yandık. Bunları falan komple düzenleyeceğim abi. Beyraz moduyla komple düzenleyeceğim. Bakalım 8000 var değil mi? Kaç bin alacak bakalım. 2000 alırsa 2, 4, 6, 8 olur. Oo, 8000'in hepsini alacak neredeyse. 3000 alma. O zaman yapacak bir şey 3, 6, 9, 12. Yani bize 4000 daha lazım. Evet, biraz yamuk döküyoruz bu sefer ama olsun. 4000 daha lazım ya. 4000 de yani 2 dakikada gider alır geliriz. 3000 oraya, 1000 bu tarafa vermiş olacağız öyle. Buraları komple değerlendireceğim abi. Çok güzel değerlendireceğim. Yeter ki beklemede kalın. Abi niye almıyorsun bak. Nasıl kaldı orada? Şey kasası demişim ya, buğdaydan çok az bir şey kaldı orada. Ya normalde ben burada yol var diye biliyordum. Bak yolu yokmuş burada. Buraya bir tane yol çizeriz ya. Sıkıntı yok, ben hallederim onu. Ama bu iki numarayı almadan da yapamayız. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir şekilde ben bir şey, anahtar varmış orada. Onu bir şekilde ayarlarım, hatta olmadı yola doğru bir yerlere çekebilir miyiz? Oraya da çekemeyiz ki. Bilmiyorum bakalım ya, ben onu videonun sonuna doğru biraz şey yaparım. Durdururum yaparım. Bugün arkadaşlar şey de alacağız. Tavuklar için
Ne alacağız? Taşıma aracı alacağız. Onu da sizlere göstereyim. Mod efsane abi. Mod efsane. Hiç şey yapmıyorsunuz. Şeylerle uğraşmıyorsunuz. Paletlerle vesairelerle uğraşmıyorsunuz. Ama anca böyle tatlatabiliyorsunuz. Yani yumurta paketleri var ya, onlar paletin içine geliyor ama indirdiğimiz dorsede paletleri direkt o şekil oluyor. Tarlamızın içinden şöyle geçer. Nasıl olsa bizim tarla. Kimse gıdamaz bizi. Kaç bin alacak biz? 4.000 daha lazım değil mi? 3.000 oraya. 1.000 oraya. Vallahi tam yetti desem yeri var. Kaçtık mı? Bu binlikmiş. 1, 2, 4. Bunları hemen şöyle boşaltalım. Uf. Yapacak bir şey yok, böyle şeylere arada bir elle falan kullanmamız lazım. Normalde traktörle gelip yapıyordum ama bu tarz şeylere fazla önemsemiyorum diyebilirim. Evet, şimdi solucusunu koyuyoruz. Ondan sonra ne yapacağız, ne yapacağız? Olmadı bir... Yani 4 gün oldu. Aynen. Böyle gene... Nereye giden, yoldan giden mi ya? Aracın içi de böyle arkadaşlar ha. Aracın içini merak etmiş olabilirsiniz. Aracın içi öyle çok detaylı değil ama baya baya güzel diyebilirim. Yani en güzel modlardan biri bu. Bir diğer araba modunun içi güzel değildi. Ondan dolayı da ben onu sevmedim. Ben onu sildim, hatta yalan söylemek gerekirse. Yani yalan söylemek gerekmezse sildim. Ondan sonra bu modu indirdim. Bu transit kullandım. Hem bunun Dorset'i de var. Dorset'i bize daha çok yararlı oluyor. Çünkü mesela bak görüyorsunuz bu uydaları vesaireleri böyle ufak tefek şeyleri alabiliyoruz. Bilerek buradan gidiyorum. Tarlanın kenarında bakalım yolu nereden çizebilirim. Hem onu merak ettim. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Bir yol var aslında. Aynen ya, bu yola bağlarız olmadı. Öyle yaparız. Bak içinde buğday varken böyle de açılabiliyor yani, dorsanız haberiniz olsun. Yani modun öyle bir şeyi var, içine traktör de koyabiliriz yani. Bak 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 bak. Bunlara güzel bir yol yapmam lazım benim ya. Yeri bozmadan. Bak gene kaldı ya. Abi bu niye kalıyor ki? %0 diyor ama buğday var diyor içinde diyor. Bakalım şuraya bir daha vermeye deneyelim. Belki buradaki tavuklar az bir şey yemiştir. Yemedim. Dur bakalım saati ilerleten bir. Belki içinde milimlik vardır, ondan dolayı yapmış olabilir. Aynen. Gene almadı. Saatimiz kaç oldu? 18.37. Vallahi almıyor. Boşu boşuna zamanı hızlandırmayalım. Çünkü abi ben zamanı hiç hızlandırmıyorum diyebilirim. Çünkü anca yetişiyorum. Bazen geceleri denk geldiğim zaman da geceleri işçilere veriyorum. Ben öyle takılıyorum kafama göre. Buradan yol yapabilir miyiz demiştik. Yapamayız demiştik değil mi? Onu yan taraftaki yola bağlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Hayvanlarımızı beslemiş olduk. Ah bak görüyorsun, evet, bir tane de süpürge altaydık şeye, hayvanlara. Ama zaten gene gideceğiz diyor ya. Mecbur gideceğiz çünkü paletleri vesaire alacağız. Kaç tane palet almamız lazım? Normalde 4, 8, 12, 16 tane palet almamız lazım. Ama ben belki o kadar almam diye umut ediyorum. Nerede? Burada mıyız? Nerede bizim traktör? Sen gel abi. Abi araçlar çok pis be ya. Baksanız ya. Bak araçlara bak. Daha çok gözüküyor. Tam bunu yıkıyordum, sonradan vazgeçtim. Çünkü aklıma başka bir şeyler geldi. Gittim hemen o işleri yaptım. Şuradakiler falan, garajdakiler var ya, full kirli ya, full kirli.
Hemen gidelim garajdan mağazanın şeyi alalım. Dosyamızı alalım. Geldik. Motorumuzu şöyle koyalım. Biraz da göstereyim abi. Nerede o dosyalar? Hayvanlar. Nerede bu modlar bak. Buradan mesela sütleri direkt palet halinde böyle alabiliyoruz. Ondan sonra koyun şeylerini alabiliyoruz. Buradan da tavukları alabiliyoruz. Tabii bunları nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Hiç elin olsun ya. Tekerlek kurulumu artı bin dediğine göre güzel bir şey diyordur. Eklentiler. Ne ekliyorsun abi? Ha, bak arkaya bir tane daha. Abi bu mod var ya bizim çok işimize yarayacak. Bunu mesela örnek verip tavuklarla birlikte oyunu girdiğimiz zaman koyunlarınkini de götürebiliriz yani. Veya iki tane aynı arabadan alırız. Kırmızı olsun ya. Tasarım rengini falan ellemeye gerek var mı? Bence yok ya. Bence çok güzel. Satın alalım. 29.000. Allah'tan bakiyemiz varmış. Ondan sonra ne yapıyoruz? Paletleri aldım bakalım paletleri. Ana oğlum bu kamyon için bir şeyler. Olsun bir tane de bundan alacağız. Böyle olsun. Bu beni biraz uğraştıracak ama olsun sıkıntı yok. Kamyon alır mıyız bilmiyorum ki ya. Abi şöyle düşünüyorum çiftçilerde bilmiyorum kamyon yok bütün işlerini bu tarz şeylerle uğraşıyorlar ya bu tarz şeylerle yapıyorlar. Yani hep kendi traktörleriyle vesairelerle. Buradan abi nereye gidiyoruz? Palet alacağız. Yani aynen yumurta paleti. Buradan bir dört beş yapsak altı yedi 8 tane almamız lazım. 2, 4, 6, 8. Aynen. Nasıl alacak bu bakalım bunu? Germe bağlantısını çöz bilmem ne jump shoot. Bunun abi otomatik toplama modu yokmuş ya. Ben bak var sanıyordum. Ama nasıl oluyor bu ya? O zaman bu biraz farklı oldu ki. O zaman bu direkt kendi mi oluyor ki? Ben anlamış değilim ama nasıl olacak? Donanımımız kontrolü falan bilmem ne. Çarpıcı başka bir şey de yok ki. Tamam şimdi şöyle mi koyacağız? Bakalım bir. Bu böyle almaz. Bunları mecbur böyle böyle alacağız. Evet titrediğimiz gene üstümüzde. Yapacak bir şey yok. Orada da bunları artık traktörle bunları koyarız abi. Koyarız bunları daha mı? Traktörle tek tek dolanı alır koyarız oraya. Dolanı alır koyarız en sonunda doğruca satmaya götürürüz. Şimdilik bir dorsa alalım. Ne kadar alabilirsek alırız. Zaten bir yere 4 tane koyabiliyoruz diye biliyorum. Ben şöyle bir tıklıkla bunları bir koyayım. Bakalım kaç tane oluyor. Bir iki tane daha alır. Yani bir tane daha alabiliriz de almaya gerek var mı yok mu bilmiyorum. Yani almaya gerek yok sanki ya. Şöyle bakalım yandan bir koymayı deneyelim bakalım. Yok lan valla. Ama böyle yapsak şimdilik mesela. Biz iki tane daha alalım ya bunlardan. Aynen aklıma geldi. Sonraki turda mesela yeterli paramız yok. Şuradan bir 5000 çek. Yani arkadaşlar görüyorsunuz palet alacak 1000 TL paramız yok. Bir tane daha aldık. Aynen.
Şöyle götürelim şunları. Evet, seni koyalım. Seni şu araya koyalım şöyle. Evet. Kayıcımızı bağla. Hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gidiyoruz? Tavuk çiftliğine. Evet. Tavuk çiftliğinde görüşürüz. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Tavuk çiftliğimize geldik. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 tane koymamız lazım. 4, 8, 12, 16 tane olacak. Bizde kaç var? 2, 4, 6, 8, 10. Yani biz 6 tane daha almamız lazım. Değil mi bunları? Aynen. Edelim şuraya. İndir abi. Sen de gel, sen de gel. 3. Alalım ya. Gidelim bir daha alalım ya. Hepsi dörder dörder olsun bari. Normalde ben böyle şeyleri sevmem. Hepsini iki iki koysak da oluruz da. Şimdi bakamayız falan. Tam çizgi lan bu. Değil değil mi? Şu an tam çizgi. Abi gelir misin sen? Seni almak istiyorum ben. Horozlara bak sanki sabah oldu mübarek. Ben sanki baga girdim. Evet. Zamanı birazdan hızlandırırız. Şimdilik değil. Aslında hepsi elle yapmamız gerekiyor ama biz elle yapmıyoruz nedense. Ben doğru yere koyuyoruz değil mi? Doğru yer ya. Ha, traktör de çalışık kalsın ya. O kadar benzin önemli değil. Benzini zaten daha yeni kullandım ben. Oyuna bir girdim arkadaşlar. Bir baktım anam. Hiçbir aracımda benzin kalmamış. Var aslında da çok az vardı yani. Yeterli de şimdi dedim tam videoya girerim. Videoda dedim. Kalkar benzinler biter. Doğru yere attık. Dedim şimdi ölümkünleri bir ezersek. İnşallah her şeyi doğru yapıyoruzdur var ya. Oradan video izlerken fark edersem üzülürüm abi, çok üzülürüm. 6 tane de alıp geleceğim hemen. Şunları da koyayım. Ondan sonra 6 tane de alıp geleceğim. Hepsi 4'er 4'er olsun. Bir daha uğraşmayalım. Ya nereye oraya uçuyorsun işte be? Ben biraz arkadaşlar böyle konularda biraz titizim. Eğer istemiyorsanız bu tarz şeyi söyleyin yani. Yani değiştirebilir miyim? Değiştiremem ama sizlere videodayken bu tarz şeylerle uğraşmam. Ne yaparım? Hemen atatı veririm hızlı hızlı. Video sonrasını düzeltirim yani öyle olur. Veya videoyu durdururum ondan sonra düzeltirim. Veya dur düzelttiğim yerleri keserim. Öyle bir şeyler yaparım yani. Evet. Ne yapalım biliyor musun? Ben hemen gideyim alayım geleyim. En güzel öyle yapalım. Öbür türlü videomuz çok uzun olacak. Neyse ben alayım geleyim 6 tane daha ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tavuk çiftliğimize geldik. Yani sizlerle bir gün böyle muhabbet sohbet şeklinde bir videomuz olsa çok güzel olur ya. Bir aklıma var ya ne deli şeyler geldi. Anam yanlıştı. Açtım yalan ben onu. Araştırmadan açtım yalan. Üf, siz görmediniz değil mi şeyi? Özellikle koyduğumu. Bu yerdekini de alalım. Tarafına geçelim. Yani ben şeyi fark ettim ki oyuna ben fazla mı topluyorum, şey mi oluyorum hiç bilmiyorum, bir fikrim yok. Onu sizler söylersiniz artık. Aklıma deli deli fikirler geldi. Onu da tabii ki de sizler bulmanız lazım bana olmadı. Veya ben bulabilirsem bulurum. Ya benim bulamayacağım mod yok da. Bilmiyorum. Gene de denemem lazım. Şey bakmam lazım. Çünkü bir ara farklıydım bulamamıştım sanki öyle hatırlıyorum. Yani buldum da kafama göre bulamadım.
Aklıma ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ikisini koyayım, ondan sonra size hemen göstereceğim. Hem yer olarak göstereceğim, hem daha iyi anlatmış olacağım. Yamuk değil ama arkadaki yamuk. Tamam. Arkadaşlar ne düşünüyorum biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Yeterli paramız yok mu? Hemen bir alayım bir iki daha. Böyle bir şey düşünün. Garaj düşünün. Ama ortadaki demirlerini de bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Diyor ki bunu buraya diyorum böyle. Tam sıfır. Ama o böyle de olabilir değil mi? Aynen ha. Ama böyle de T ileri kadar gitmiyor. Arkayı değerlendiremiyoruz. Bunu diyorum böyle diyorum. Kurayım. Dün topladığımız şeyler var ya, yumurtalar. Yumurtaları buraya istifli tek seferde satmaya gideyim. Nasıl olur? Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani anlayacağınız bir garajımız olsun diyorum. Veya bunlardan bir 4 tane daha alırız. 4 taneyi buralara böyle koyarız. Yani bunlar doldu mu buraya koyarız. Onlar doldu mu hepsini bir satarız. Yani bir yerde 8 tane yumurta olmuş olur. Şimdi zamanımızdan bakalım yumurtalarımız nasıl geliyor. 19-20 havada kararacak ama şimdiki ya. Üh. Tamam başlayalım hadi. Ben biraz daha hızlandırayım zamanı. Şöyle 480 yapalım. Yumurtalarımız gelsin artık yavaş yavaş. Heh, geldi bak. Artık sabaha kadar böyle bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben çünkü geceleri çalışmayı sevmiyorum. Bir de videodayız ya. Zaten videomuz da bu kadar. Hem fotoğraf falan vesaire çekeceğim ben ondan sonra. Başka yapacak işimiz yok. Hazır o şeyken sizlere göstereyim. Yumurta satışlarımız yapacağız. İşte sütümüz 42 bin. Sütümüz var işte. Süt satışını yapacağız. Bir sonraki videomuzda. Bir sonraki videomuzda süt zaten 42 binde kalmaz. Daha da yükselir. Zaten onu da size şöyle söyleyeyim. Nerede elimizdeki kaçtık da bu 8.000'lik he şeyi alacaktık biz doğru ya hayvancılıktan şunu alacaktık bu 32.000 ya 30-30-60 64.000 olduğu zaman yani iki sefer bundan gidelim yeter 64.000'lik süt satışımızı yapacağız ondan sonra da geri kalanları da tabii ki de soya fasulyemiz olacak soya fasulyemiz de şeyde de vardı Fesbun değirmeninin oradaki tren garajımızda da vardı. Bak hatta o da şu an yükselişlerde 1000'in üstüne çıktı. 600'deyken hatta onu da hatta ben bu videodan sonra onu çekeyim ya aynen. Böyle yapayım. Hem satışını yapalım hem bunu soya fasulyesi satışını yapalım. Yani bir sonraki video hemen geliyor arkasından. Yani demeyin yani yok abi tavuklar neden fazla yükselmedi vesaire olmadı vesaire muhabbetleri yapmayın. Hemen bunun arkasından onu yapalım. Sütümüze de bakalım. Eğer süt şeyse de süt satışını da yaparız. Süt de bak yükseliyor. 600'de biri, 800'de biri. Bence gayet güzel. Yani soya fasulyesine bakayım. Hatta gelmişken zamanı durduralım. Üf. Ama saat 10 olmuş. Aynen abi hepsinde birer tane vardır diye umut ediyorum. Senin buna girdi, öbürkünün ona, herkesin ona. Bunda o zaman bir sıkıntı var. Bir saniye. Bunu biz fazla kenara koyduk herhalde. Aynen fazla kenara koyduğumuzdan olabilir. Bunları ben biraz daha şöyle işlere doğru alayım. Fazla kenarları koyduğumuz belki olmuyordur. Olabilir mi? Olabilir yani. Oyunun şeyi odur yani. Mantığı odur. Tamam. Bunları da düzelteyim. Ondan sonraki videomuza geçmeden önce ben burayı pervaz yapacaktım değil mi? Pervaz modülü bir şeyler yapacaktım aynen. Onları geçmeden önce ben şunları düzelttim. Ondan sonra pervaz modülünü yapayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi pervaz modülünü yaptım. Hatta şöyle sizlere de basayım. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şuraya köşeye bir yol yaptım. Zaten buradaki yolumuz var. Onu biliyorsunuz. Buraya yol yaptım böyle. Şöyle buraları da böyle karıştırdım. Çimen falan diktim. Tabii ki bu çimenler büyümesi biraz büyüyor. Büyüsün vesaire şey olsun. Ondan sonra çiftliğimiz daha güzel olacak.
Bildiğiniz üzere 4 tane tavuk çiftliği kurduk ve üstelik çok güzel bir arsa aldık. Buralara da bir tane şey koyarız. Dur, keçi. Koyun, he. Dur, keçi, koyun, he. Koyun merası yaparız arkadaşlar. Ondan sonra buraya da bir tane at yaparız. Hatta şöyle bir size de deneme amaçlı şöyle biraz daha borç alalım. Şurada 700-800 bin borcumuz olsun. Yetiyor muydu ya? Yetmiyor herhalde 300 olmasa. Hatta şöyle bir deneme amaçlı yapalım. Atın büyüğünü mü alırız? Büyüğünü alırız. Büyüğünü alırsak şöyle düşünüyorum. Şöyle diyorum, at podoru muydu? Neydi lan bu? Podoğu. At podoğunu da buraya kurarız. Abi gel. At. At podoğunu buraya kurarız arkadaşlar böyle. Atımız burada olur şöyle. Tam şu aşamada vesaire olur. At böyle tam özel oluyor ya. Ondan sonra şeyler neredeydi? Ha, koyun yarısı zaten buradaymış. Koyun yarısından da böyle alırız. Bunlardan da iki tane de şuraya koyarız şöyle. Buraya da ne dedik? Yani buraya ne demiştik? İnek kurmayacağız zaten. Tavuk kurduk. Domuz kuracağız. Domuz ağırının büyüğünü nasıl oluyormuş bakalım. O ya böyle kuracağız. Yani o da o zaman ne yapıyor? Şöyle gelsek. Domuzdan sadece bir tane kurabiliriz. Abi dom ne yapalım biliyor musun? İlerleyen bölümlerde ama bu şimdilik değil. Bir tane domuz buraya kuram. Ondan sonra gelelim buraya iki tane koyun merası kuram. Buraya da at kuram. Burası süper olur. Şuradaki borçlarda bir tane garaj ayarlarız. Yani anlayacağınız arkadaşlar bugünkü videomuz böyle, bir sonraki videoda da satışımızı yapacağız. Yani sütlerimizle neyin satışını yapacağız? Soya fasulyesinin satışını yaparız. Zaten ben buğday vesaire her şeyi diktim. Buğday diktim de şey diktim ya, arpa diktim hayvanlar için. Yani buğday veya arpa olması gerekiyordu. Hatta doğru mu, arpa mı diktim bir bakayım. Meyve türleri bizim bu yulaf dikmişim. Yulafı neden diktim ben ya? Allah Allah. Buğday, arpa, yulaf yemiyordu. Yanlış dikmiş. Atlar için, atlar için hazırladım. Aynen, doğru. Şimdi hatırladım bak. Normalde ben at almak için şey yaptım ama sonradan düşündüm, ata gerek yok. Aa bak. Ondan her neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Benimle kalın.